Hayırlı akşamlar değerli İstanbul TV izleyicilerimiz. Bugün yine yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi değerli ilahiyatçı Davut Noyan hocamızla birlikte merak edilen konulara değinmiş olacağız. Ve ilerleyen dakikalarda yine Grup Fatih ile birlikte sizlerle olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun hocam. Hocam bu haftaki dersimizin konusu Hicret öncesi yolculuk, yani Peygamber Efendimiz hicret öncesi neler yaşadı? Bununla ilgili bilgiler vermenizi rica edeceğim sizden. Peygamber Efendimiz hicret öncesi ne gibi zorluklar yaşadı ve bu zorluklar ne zaman başladı hocam? Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahu Teala'ya hamd, Peygamber Efendimiz'e, âline, ashabine salat ve selam olsun. Öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin içerisinden seçilmiş kutlu bir peygamberdir. Allahu Teala yüce kitabında bizlere bunu şöyle bildirmektedir. Estaizu billah. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim. Muhakkak ki sizin içerinizden öyle bir peygamber seçildi ki o peygamber çok değerli bir peygamberdir. O müminlere karşı son derece merhametli, şefkatli, kucaklayıcı bir peygamberdir. Müminlerin üzerine titreyen bir peygamberdir. Müminlere isabet eden herhangi bir olumsuz fiilden dolayı mutlaka üzülür, hüzünlenir. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret öncesi çileli yolu nasıl başladı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret öncesinde karşılaşmış olduğu zorlukların ilki, daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnındayken başlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerin de bildiği gibi henüz annesinin karnında 6 aylıkken babası vefat etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yetim olarak gelmiştir. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret öncesinde karşılaşmış olduğu zorlukların ilkiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra, normalde bebekler anne kucağında büyür, anneler onu emzirir, ona bakar, anne sıcaklığını ona yansıtır. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni doğduktan henüz, yani fazla bir zaman geçmedi, süt anneye verildi. Öz annesinden bile ayrı kalmıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ta 5 yaşına kadar orada kalmıştır. Daha sonra süt annesi olan Halime radıyallahu anha kendisini geri getirerek Peygamber Efendimiz'i annesine teslim etmiştir. Peygamber Efendimiz annesine yeni kavuşmuştu. Annesi de Peygamber Efendimiz'e yeni kavuşmuştu. Bu kavuşma da ne yazık ki uzun sürmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesiyle birlikte, bir de yanlarında Ummu Eymen diye bilinen bir bayan, dayılarının yanına giderler Medine'ye. Orada bir müddet kaldıktan sonra Mekke'ye dönmek üzere gelirler. Ancak yolda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi rahatsızlanır, hastalığı şiddetlenir ve vefat eder. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci
Yani karşılaşmış olduğu zorluk, annesinin vefatı. Yani annesinin yanına henüz yeni gelmişken ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesiyle buluşması, kavuşması uzun sürmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi vefat etmiştir. Yani Ümmü Eymen de bu haberi vermek üzere Mekke'ye gelmiştir. Ümmü Eymen Mekke'ye geldiğinde nefes nefese Abdülmuttalib'i arıyordu. 5 günlük yorucu bir yolculuktan sonra Mekke'ye ulaşabilmişti. Amine radıyallahu anhu'nun vefatını Abdülmuttalib'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesine nasıl anlatırım diye düşünürdü Ümmü Eymen. Derken bir ara hani gözü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme takıldı. Peygamber Efendimiz yetimdi. Ancak o andan itibaren öksüz de kalmıştı. Abdülmuttalib'i bulduğunda gözyaşlarını artık saklayamadı Ümmü Eymen. Abdülmuttalib gelini Amine radıyallahu anha'nın hasta olduğunu işitmişti, biliyordu. Ümmü Eymen yanında Amine'yi getiremeyince, Ümmü Eymen'in yanında gelinini göremeyince Abdülmuttalib bir anda içerisine bir korku düştü. İçine bir korku düştü. Ümmü Eymen de Abdülmuttalib'e gelininin vefat ettiğini söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib torununu sarar, kucaklar, öper, koklar. Ona baba ve anne şefkatini gösterir. Onlardan ayrı kaldığı için üzülmesin diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine titrer. Peygamber Efendimiz'e o anne ve baba şefkatini göstermek için çabalardı Abdülmuttalib. Derken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesine yeni kavuşmuştu. Dedesinin yanında kalıyordu. Dedesinin yanında kalma süresi de uzun sürmedi. Hani babasını kaybetti, annesini kaybetti. Dedesi ona o şefkati gösteriyordu. Ona yalnızlığı hissettirmemeye çalışıyordu. Ancak dedesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşında iken, yani 2 yıl sonra dedesi de vefat eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesini de kaybeder. Dedesini kaybettikten sonra yine burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret öncesinde çektiği çilelerden birisi de dedesini kaybetmesidir. Yani bu hicret öncesinde karşılaşmış olduğu zorluklardan birisi de şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesini kaybetmesidir. Yani çünkü Abdülmuttalib Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok özen gösteriyordu. Peygamber Efendimiz'e sahip çıkıyordu. Peygamber Efendimiz'i yanından ayırmıyordu. Her gittiği yerde onu baş köşede oturturdu. Yanından hiç ayırmazdı. Yani sebebini soranlara ise Abdülmuttalib dahi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki o ışığı görmüştü. Onlara derdi ki ileride çok büyük bir adam olacak. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi dedesinin yanında da uzun kalamadı. Dedesinin
yanında 2 yıl sadece kaldıktan sonra dedesi de vefat etmiştir. Abdülmuttalip vefat ettikten sonra. Ölmeden önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çocuklarından olan Ebu Talib'e tavsiye etmiştir. Vasiyet etmiştir oğluna ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakmasın. Peygamber Efendimiz'e sahip çıksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesinden sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalmıştır. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz büyüyene kadar. Hatta amcasının yanındayken rivayet olunduğuna göre, bir rivayete göre 9 yaşındayken, bir rivayete göre 12 yaşındayken, yani farklı rivayetler vardır bu konuda. Yaşı kaçtı? Amcası ticaret için Şam'a gidecek. Ancak Peygamber Efendimiz küçük olduğu için yolda başına bir şey gelmesin diye veya o kadar uzun bir yolu yani kendisiyle birlikte nasıl yürüyecek diye düşündüğünden onu götürmek istemez. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası yok, annesi yok, dedesi de vefat etmiş. Tek sarıldığı kişi amcası Ebu Talip'tir. Bu sebepten dolayı amcasından ayrı kalmak istemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amcası dayanamaz Ebu Talip. Peygamber Efendimiz'i yanında götürür Şam'a. Ve Şam'a gittiklerinde Busra diye bilinen bir belde var. Orada konakladılar. Orada bir rahip vardı. Bu rahip bu gelen kervanın konakladığı yerde bir bulutun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde dolaştığını görür. Altında oturmuş olduğu ağacın kendisini sakladığını görür. Ve bu rahip anlar. Bu kafileyi yemeğe davet eder. Hepsi gelir yemeğe. Peygamber Efendimiz'i orada bırakırlar. Bu rahip tabi onlar geldiğinde yemeğe gelmeyen kimse kalmadı mı diye sorar. Derler ki yani büyüklerden yok kimse kalmadı derler. Yok diyor ille de vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz'de gördüğü o alametleri, işaretleri o gelenlerin arasında görmedi. Bu sebepten dolayı sorar. Derler ki yani ufak olan, küçük olan, yaşı küçük olan biri var. Onu orada bıraktık. Onu da alın gelin diyor. Onu da getiriyorlar. Sonra bu rahip tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasına Ebu Talib'e hani Peygamber Efendimiz'deki o işaretleri, Peygamber Efendimiz hakkında anlatılan naatı, sıfatları gördüğünden dolayı dedi ki bunu Yahudilerden gizle. Yahudiler ona bilirse zarar verebilir. Bundan dolayı bu evladına sahip çık, onu Yahudilerden koru demiştir. Ve amcası da hemen onun için endişelenerek korktuğundan dolayı hani Peygamber Efendimiz'in başına bir şey gelmesin diye geri döndü Mekke'ye, Peygamber Efendimiz'i getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Amcası Ebu Talib Peygamber Efendimiz'e yani çok güzel baktı. Hatta Ebu Talib'in eşi Peygamber Efendimiz'i
kendi öz çocuklarından ayırmazdı. Peygamber Efendimiz'e çok iyi bakmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra kendisi artık hani iş yapabilir bir duruma gelmiştir. Bazen çobanlık yapıyordu, bazen dışarıda başka değişik işlerde çalışıyor. Amcasına Ebu Talib'e yardımcı oluyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Ebu Talib'in de durumu o kadar çok iyi değildi ve çocukları da çoktu. Derken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabi ahlakı, güvenirliği insanlar arasında, halk arasında yayılmaya başladı. Yayılmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında artık dürüst, güvenilir Muhammed diye biliniyordu. Daha genç yaştayken. Hatta genç yaştayken hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer başka birkaç Mekkeli genç, onlar Mekke'deki gidişattan hoşnut değildiler. Muzdariptiler. Orada yaşanan bazı haksızlıklar, yapılan eziyetler, yapılan zulümler onları rahatsız ediyordu. Bu gençler kendi aralarında bir araya geldiler, toplandılar ve karar aldılar. Erdemliler topluluğu adında bir kurum oluşturdular ve sözleşme, yani ahdettiler birbirlerine, söz verdiler. Burada o kendilerinin bir araya gelerek sözleşmede, yani karar aldıkları kararlar neydi? Yani Mekke halkının ve dışarıdan gelen yabancıların haklarını koruyacaklarına dair kendi aralarında sözleştiler. İşlerin zor olacağını farkındaydılar. Ama onlar söz verdiler. Yılmayacaklardı. Mekke'de zayıflara, güçsüzlere, fakirlere yönelik yapılan haksızlıkların karşısında olacaklardı. Aynı zamanda Mekke'nin dışından gelen kimselere yönelik yapılan haksızlıkların karşısında duracaklarını söylediler ve birbirlerine bu sözü vermişlerdi. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamanda, yani haksızlığın karşısında durmuş ve Mekke'de yaşanan o kötü gidişata dur demişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Efendimiz gençliğindeyken bile kendisini davaya adayan bir insandı. Öyle zamanını boş geçiren bir genç değildi yani. Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiyden önce de, kendisine vahiy gelmeden önce de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her daim insanlara yardım etmeyi severdi. Zayıfın yanında durmayı severdi. Hakkı yenmiş olan kimselerin hakkını savunurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kesinlikle bunları asla Peygamber Efendimiz göz ardı etmezdi. Bunların karşısında da susmazdı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii yani o dönemlerde de gençken hani ticarete de atılmıştır ve ticari ahlakı da yaygınlaşmıştır halk arasında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ticaretteki ahlakı yani açık, zahir bir şekilde belli olmuştur. İnsanlar tarafından artık Peygamber Efendimiz bu konuda parmakla gösterilen bir şahsiyet olmuştu.
O dönemlerde de Hatice validemiz duldu. Malı, mülkü vardı, ticaret yapıyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ahlakını ve ticaretteki adaletini bilen Hatice validemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendi işlerinde, ticaretinde çalışması için teklifte bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında çalışmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemize ticaret konusunda o kadar faydası dokundu ki Peygamber Efendimiz ona o kadar kazandırdı ki Hatice validemiz bu durum karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evliliği teklif etti. Peygamber Efendimiz 25 yaşında, 25 yaşına gelmişti. Hatice validemiz 40 yaşında idi ve Peygamber Efendimiz'e evlenmeyi teklif etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemizin bu teklifini daha sonra kabul etmiştir ve Hatice validemiz ile evlilik yapmıştır. Peki hocam, Peygamber Efendimiz evliliğini yaptıktan sonra eşine karşı nasıl davranırdı? Yani Peygamber Efendimiz nasıl bir eş ve nasıl bir babaydı? Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki, yani ticaretle uğraşan Hatice validemiz, hani Mekke'nin ileri gelen zenginlerinden biriydi. Artık hani işlerini de tek başına yürütecek durumda değildi. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yanında çalıştırdı. Peygamber Efendimizin bu güvenirliği ve ahlakı onu büyülemişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemiz ile evlendikten sonra onunla birlikte çok mutlu bir hayat yaşamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemizin evliliği dillere destan bir evlilik olmuştur. Yani Peygamber Efendimiz eşine o kadar güzel davranıyordu. Eşi de Peygamber Efendimiz'e o kadar saygı gösterip hürmet ediyordu ki dillere destan olmuştu. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemiz ile yani evlendikten sonra Hatice validemizden 6 tane çocuğu olmuştur. İlk çocukları Kasım radıyallahu anhu olmuştur. Ama Kasım doğduktan sonra daha bazı rivayetlere göre henüz sünnet olmamıştı. Vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret öncesinde karşılaşmış olduğu zorluklardan birisi de buydu. Yeni baba olmuştu. Bir erkek evlat sahibi olmuştu. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sevinci uzun sürmedi. Evladını da kaybetti. Kasım radıyallahu anhu vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice validemizden Kasım'ın dışında Zeynep, Rukayya, Ummu Gülsüm ve Abdullah, Fatıma çocukları vardır. Bunlar hepsi Hatice validemizden olan çocuklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları, Peygamber Efendimiz hayatta iken 6'sı vefat etmiştir. Zaten erkekler
uzun yaşamadı. Yani hepsi küçükken vefat etmiştir. Kasım da, Abdullah da, Hatice validemizin dışında, yani Maria'dan gelme olan oğlu İbrahim de küçük yaşta vefat etmişlerdir erkekler. Fakat kız çocukları tabii büyüdüler. Onlar yetişti, evlendi. Ve onlar da Peygamber Efendimiz hayattayken vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğunu da kendi eliyle defnetmiştir. İşte Peygamber Efendimizin yaşadığı acılardan, çilelerden birisi de nedir? 6 çocuğunu hayattayken toprağın altına vermesidir. Yani 6 çocuğu vefat etmesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir acıydı. Peygamber Efendimizin karşılaşmış olduğu zorluklardan birisi de buydu. Peygamber Efendimiz'den sonra vefat eden tek çocuğu Fatıma radıyallahu anhadır. Diğerleri hepsi Peygamber Efendimiz'den önce vefat etmiştir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim, o da hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Maria'dan gelme olan evladıdır. O da süt annesine verilmişti. Yani yakın civar köylerden olan birisine, süt anneye verilmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim 1,5 yaşındayken hastalanır. Süt annesi haber gönderir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Gel evladını gör, hastadır diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç sahabiyle birlikte oğlu İbrahim'in yanına gider. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'i incitmeden kucağına alır. Ve kucağında iken oğlu İbrahim daha sonra vefat eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durum karşısında üzülür, hüzünlenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözyaşları akar. Onu gören sahabeler Peygamber Efendimiz'e sorarlar. Siz de mi ey Allah'ın Resulü? Siz de mi ağlarsınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada şu sözleri sarf eder. Allah Resulü der ki: El-aynu tedma' vel-kalbu yahzan inna ala firakika lemahzununa ya İbrahim lehu ma a'ta ve lehu ma akhaz ve kulle şeyin indahu bi ecelin musamma inna lillah ve inna ileyhi raci'un. Allah Resulü der ki göz yaşarır, gönül buruklanır, hüzünlenir. Bizler senin firakına, aramızdan ayrılışına hüzünlüyüz ey İbrahim. Ama veren o, alan o. Yani Allah verdi, Allah aldı. Ve her şeyin belirli bir vakti vardır. Allah her şeye belirli bir vakit takdir etmiştir. O vakit doldu mu bitti. Sonra ayette geçtiği gibi inna lillahi ve inna ileyhi raciun demiştir. Yani hepimiz Allah'ın mülküyüz. Hepimizi Allah yaratmıştır ve Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Yani bize hayatı bahşeden Allah, üzerimize ölümü de takdir edendir. Bizlere hayatı verdiği gibi o hayatı bizden de onun emriyle Azrail aleyhisselam almaktadır.
Çok zor bir durum hocam. Bir baba için evladını toprağa vermek gerçekten Tabii ki zor şimdi bir durum. biz yani günümüzde birçok insan bir evladını kaybediyor. Bir evladını kaybediyor, neler yapıyor? Ya işte ne büyük bir acıdır. Yani bir evlat kaybetmek elbette yani büyük bir acıdır evlat kaybetmek. Ama başına böyle bir musibet gelen bir kimse mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göz önünde bulundurmalı. Peygamber Efendimizin başına gelen musibeti göz önünde bulundurarak kendini teselli etmeli. Hangimizin 6 çocuğu vefat etmiştir kendisi hayattayken? Ben daha görmedim, karşılaşmadım. Yani 6 çocuğu kendisi hayattayken vefat eden bir kimse. Yani ben görmedim. Yani çevremizde tanıdıklarımız arasında öyle biri yoktur. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 çocuğunu kendisi hayattayken kaybetmiştir. 6 çocuğu vefat etmiştir. Allah bizlere sabır ihsan eylesin diyelim hocam böyle bir durumda. Peygamber Efendimiz kadar olamayız ama sabretmek güzel bir şeydir. Tabii ki yani. Hocam dilerseniz ara verelim. Sözü yine Grup Fatih'e bırakalım. O güzel eserleriyle gönüllerimizi şenlendirsinler. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Buyurun arkadaşlar. Susamış çöllere yaz yağmurusun, kurumuş güllere derman olansın. Susamış çöllere yaz yağmurusun, kurumuş güllere derman olansın. Özleyen gönüllere derman olansın. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Özleyen gönüllere ferman olansın. Hicranım çoktur benim, güldür sultanım. Muhammed'in yolu dünyanın nurudur, aydınlatır kalpleri hidayet yolu. Rabbimden bizlere gönderildin sen. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Rabbimden bizlere gönderildin sen. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Rabbim hürmetine Adem'i affetti, bütün nebilere imam eyledi. Rabbim hürmetine Adem'i affetti, bütün nebilere imam eyledi. En büyük mucizeler sana verildi. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. En büyük mucizeler sana verildi. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Muhammed'in yolu dünyanın nurudur, aydınlatır kalpleri hidayet yolu. Rabbimden bizlere gönderildin sen. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Rabbimden bizlere gönderildin sen. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Muhammed'in yolu kurtuluş yoludur, onun yolundan giden cennete gider. Muhammed'in yolu kurtuluş yoludur, onun yolundan giden cennete girer. Malım mülküm olmasa imanım yeter. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Malım mülküm olmasa imanım yeter.
imanım yeter. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Muhammed'in yolu dünyanın nurudur, aydınlatır kalpleri hidayet yolu. Rabbimden bizlere gönderildin sen. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Rabbimden bizlere gönderildin sen. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Rabbimden bizlere gönderildin sen. Hoş geldin sultanım, hoş geldin bize. Resul Medine'de, gül Medine'de, Medine hasreti yanar sinede. Resul Medine'de, gül Medine'de, Medine hasreti yanar sinede. Uhud dağı orada, Hamza oradadır. Cennetin kokusu var Medine'de. Resulün kokusu var Medine'de. Çok sevdim ben seni, unutamadım. Sensiz bu gönlümü avutamadım. Çok sevdim ben seni, unutamadım. Sensiz bu gönlümü avutamadım. Derdimi kimseye anlatamadım. Cennetin kokusu var Medine'de. Resulün kokusu var Medine'de. Resul Medine'de, gül Medine'de. Medine hasreti yanar sinede. Uhud dağı orada, Ravza oradadır. Cennetin kokusu var Medine'de. Resulün kokusu var Medine'de. Yeşil kubbe orada, Ravza oradadır. Aklım Medine'de, gönlüm dardadır. Yeşil kubbe orada, Ravza oradadır. Aklım Medine'de, gönlüm dardadır. Resulü sevmişim, aklım ondadır. Cennetin kokusu var Medine'de. Resulün kokusu var Medine'de. Resul Medine'de, gül Medine'de. Medine hasreti yanar sinede. Uhud dağı orada, Ravza oradadır. Cennetin kokusu var Medine'de. Resulün kokusu var Medine'de. O yüce dağları gider aşarım. Neyleyim doluyum şimdi taşarım. O yüce dağları
gider aşarım. Neyleyim doluyum şimdi taşarım. Onun hasretiyle nasıl yaşarım? Cennetin kokusu var Medine'de, Resulün kokusu var Medine'de. Resul Medine'de, gül Medine'de. Medine hasreti yanar sinede. Uhud dağı orada, Hamza oradadır. Cennetin kokusu var Medine'de, Resulün kokusu var Medine'de. Ağzınıza yüreğinize sağlık arkadaşlar. Gerçekten yine güzel eserlerle gönüllerimizi şenlendirdiniz diyelim. Hocam tekrardan size dönelim. Hocam şöyle bir soru sormak istiyorum size. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde Peygamber Efendimiz bu olayı nasıl karşılamıştır? Yani bu vahiy olayı nasıl gerçekleşti? Bunu anlatır mısınız? Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ara ara Nur Dağı'na giderdi. Orada Hira mağarasında Peygamber Efendimiz tefekküre dalardı. Orada ibadet yapardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine günün birinde Nur Dağı'na, Hira mağarasına gittiği bir vakitte mağaradayken Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i sardı. İkinci kez ona oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam üçüncü kez Peygamber Efendimiz'i sardıktan sonra ona oku dedi. Sonra Peygamber Efendimiz inen ilk vahiy. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ayetlerini okudu. Yani orada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vahiy indikten sonra, vahiy Cebrail aleyhisselam'dan işittikten sonra eve gelir. Ve eşine beni ört der. Hatice validemiz yani ne olduğunu sormadan kendisini örter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet hani uyuduktan sonra kalkar ve durumu eşi olan Hatice validemize anlatır. Hatice validemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlattıklarını dinler ve böylelikle Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden kadınlardan, ilk iman eden kişi kendisi olmuştur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyinin kendisine inmesiyle inen vahiyi ilk önce eşi Hatice validemiz ile paylaşmıştır. Ona anlatmıştır. İlk sırdaşı eşi olmuştur. Evet, ilk sırdaşı eşi olmuştur. Hatice validemiz radiyallahu anha olmuştur. Ve Hatice validemiz bunu duyduktan sonra Peygamber Efendimiz'e iman etmiştir. Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden kadın Hatice validemiz olmuştur. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra kendisine inen vahiyi insanlara anlatmaya başlamıştır. Tebliğ etmeye başlamıştır. Hatice validemiz de kendisine destek olmaktaydı. Derken hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler birer ikişer
sayıları artmaya başlamıştır. Ve kafirler de, müşrikler de tabi bundan rahatsız oluyordu. Böylelikle amcası Ebu Talib'in yanına geldiler. Ve Peygamber Efendimiz'den bu davadan vazgeçmesini istediler. Amcası Ebu Talib, tabi hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani bu durumda destek olandı. Hani şöyle kendisini korumak için, hani dışarıda ona yardımcı olan, onu koruyan, kollayan amcası Ebu Talip'ti. İçeride yani aile içerisinde destekçisi olan kimdi? Hatice validemiz idi. Tabi Ebu Talip Peygamber Efendimiz'e bunu iletir. Yani müşrikler geldi, bu talepte bulundular diye. Peygamber Efendimiz ne diyor amcasına orada? Derler ki, Allah'ın adına yemin ederim ki ey amca, güneşi sağ elime, ayı da sol elime katsalar, davamdan vazgeçmem. Ya bu dava yayılacak ya da bu dava uğruna ölürüm der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi hani müşrikler bunu duyduktan sonra Ebu Talip'ten başka yöntemlere başvururlar. Artık Peygamber Efendimiz'in özellikle zayıf olan sahabelerine yönelik işkenceler, eziyetler vermeye başlarlar. Sonra kendi aralarında bir anlaşma yaptılar. Yani onlara kız vermemeye, onlarla ticaret yapmamaya, onlarla konuşmamaya diye bir karar çıkarttılar müşrikler. İşte o dönemlerde yani Müslümanlar çok çekti. Çok zorluklarla karşılaştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke müşrikleri tarafından eziyetler görmüştür. Peygamber Efendimiz'e ve sahabelerine yönelik saldırılar olmuştur. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce sahabelerin belirli bir kısmını Mekke'den Habeşistan'a göndermiştir. Habeşistan'a göndermiştir. Yani ilk hicret oraya gerçekleşti. Müşrikler bunu duyduktan sonra peşlerinden ta Habeşistan'a kadar da gitmişlerdir. Onları geri getirip onlara eziyet etmek için, onlara zarar vermek için. Ama tabi alamadılar. Habeşistan kralı Müslümanları dinler ve Müslümanları onlara vermez. Böylelikle eli boş dönerler. Bu duruma da çok sinirlenirler. Geldikten sonra Mekke'de bulunan sahabelere daha fazla zarar vermeye çalışırlar. Sahabelere yönelik eziyetlerini arttırırlar. Eziyetin dozunu arttırırlar. Bazılarını hatta öldürürler. Tıpkı Ammar bin Yasir'in ailesini şehit ettikleri gibi. O aileyi katlettiler. Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye ve babası yani Yasir şehit olmuşlardır. Bu din uğruna. İşte bu da hicret öncesi yani çekilen çiledir. Hicret öncesinde çekilen çilelerden bir tanesi de budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi Mekke ile kalmaz. Yani İslam'ı Mekke'nin dışına da yaymak ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dışından gelen kafilelerin arasına karışır. Onları İslam'a davet ederdi. Tevhide, imana davet ederdi. Allah'ın varlığına, birliğine, hiçbir şeye benzemediğine, mekandan zamandan münezzeh olduğuna davet ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Medine'den de gelen insanlar vardı. Onlarla da karşılaştı. Onları davet etti. Peygamber Efendimiz'i dinlediler. Gelecek yıl yine burada buluşalım diye
sözleştiler. Ertesi yıl geldiler, tekrar Peygamber Efendimiz'le orada buluştular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi onların sayısının arttığını gördü. Onlarla birlikte Mus'ab bin Umeyr'i göndermiştir ki onlara inen vahyi, ayetleri okusun ve oradaki Müslüman olmayan kimseleri de İslam'a davet etsin diye Mus'ab bin Umeyr'i onlarla göndermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diğer bir taraftan kendisi Zeyd ile birlikte Taif'e yol alır. Müşrikler bunu duyunca Peygamber Efendimiz'den önce Taif'e gider, onlara buraya geldiğinde onu taşlayın derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ile birlikte Taif'e gider. Taif'e gittiğinde onları İslam'a davet ettiğinde oradaki çocuklar, yaşlılar, kadınlar Peygamber Efendimiz'i taşlarlar. Zeyd radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz'e atılan taşlar Peygamber Efendimiz'e isabet etmesin diye kendisini siper ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne. Düşe kalka uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Buna rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayakları yaralandı. Ayaklarından kanlar aktı. Dinlenmek üzere bir yerde oturdular. Ve o esnada dağlar ile müvekkel olan melek geldi ve Peygamber Efendimiz'e dedi ki, iste ey Allah'ın Resulü, şimdi Taif iki dağ arasındadır. İki dağı üstlerine kapatayım, onları yok edeyim. Ama rahmet peygamberi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine bunu reva gören, ona bu eziyeti veren, ona bu çileyi çektiren o kimselere Peygamber Efendimiz beddua dahi etmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Umulur ki onların içinden Allah'a iman eden, bu davaya destek veren birileri çıkar. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da rahmet peygamberi olduğunu göstermiştir. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te bir eza görmüştür Taif halkından. Peygamber Efendimiz gerçekten hocam çok eziyetler gördü. Onunla beraber bu davaya baş vermiş sahabeler de aynı şekilde. Ama yine de dediğiniz gibi rahmet peygamberi yine büyüklüğünü gösterdi ve şefkatini göstermiş oldu. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık diyelim. Bugünkü programımızın yine sonuna geldik. Daha ilerleyen programlarda inşallah Peygamber Efendimizle ilgili, hicretle ilgili yine güzel bilgilerinizi bekleyeceğiz inşallah. Haftaya inşallah hicrete değinelim. Neden değinelim haftaya? Çünkü önümüzde Mekke'nin fethi. Önümüzde hani Mekke'nin fethi olarak bizim kutladığımız burada, evet. Ama yılbaşı adı altında kutladıkları bir olay vardır, bir durum vardır. Şimdi bu gelen yani yılbaşı kutlaması Müslümanların adetinden değildir. Müslümanların adetinden değildir. Bizim evet. Yılbaşımız hicri yılbaşıdır. Müslümanların yılbaşı hicretle başlamış olan evet. Yıldır. Tam da o zamana denk geliyor hocam. Haftaya i̇nşallah haftaya hicrete inşallah. Değinelim. Aynen. İnşallah. Hicrete kaldığımız yerden de devam edeceğiz inşallah. Yine sözü Grup Fatih'e bırakalım. Yine o güzel eserleriyle bizleri şenlendirsinler diyelim. İnşallah.
Evet değerli İstanbul TV izleyicilerimiz, bugün yine programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Grup Fatih'le baş başa bırakalım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Saçlarının bir teline dokunabilsem, seni rüyamda bir görebilsem, bu canımı sana feda ederim. Sen benim canımsın can Muhammed'im. Canımı sana feda ederim. Sen benim canımsın can Muhammed'im. Mekke'den ayrılınca doldu gözlerim, hüzünlü gözlerim hep senin için. Yeter seninle ben de olsaydım, sana gelen taşlara engel olsaydım, o mübarek yüzüne hayran oldum. Sen benim canımsın can Muhammed'im. O mübarek yüzüne hayran oldum. Sen benim canımsın can Muhammed'im. Döken kıyamet gününde bize şefaat eden, böyle bir peygambere aşığım ben. Sen benim canımsın can Muhammed'im. Böyle bir peygambere aşığım.
der ki yanında ben kalaydım senin.